Katılıyor musunuz? Sen yani bir intikam mantığı dedi. Bu intikam mantığı var mı? Bu eskiden mi gelen bir intikam mantığı? Ondan sonra e, çünkü İmamoğlu seçime almaya daha yakın ifadesi neyi gösteriyor? Ve bir başka ajandası olduğunu düşünüyor musunuz? Dolayısıyla yeniden refah yaparsın? Bir kere İmamoğlu'nun dikkat edin bir hata yapmıyor. Ne hatası Hı -hı. yapmıyor? Ona yakın olan araştırma şirketleri de Diğer şirketlerde de İmamoğlu'nu uçurmuyorlar. Yani hani yüzde elli, yüzde altmışta kazandın imajı verip işi terse çevirmiyorlar. Bu akılcı bir strateji. Bilakis ben başa genel başa refah soruyorum. İşte oraya geleceğim. Başa hı. baş olması bile şu anda İmamoğlu'nun hesabına geliyor ama kaybetmesini diyenlerin tavrı değişiyor. Şimdi gelelim Refah Partisi'ne. Refah Partisi'nin uyguladığı politikalar 1970 yılından itibaren babası rahmetli Necmettin Erbakan'ın uyguladığı politikaların aynısı. Necmettin Erbakan'da kimse ona şans tanımazken bağımsız aday oldu. Hı? İki milletvekili ya da üç milletvekili çıkaracak kadar oy aldı. Hı? O oyla beraber önce Milli Nizam Partisi ardından Milli Selamet Partisi'ni kurup güçlendirmesine, ittifakları sağlamasına etkili oldu. Şimdi ondan sonra e, Sayın Erbakan hep şu lafı çok meşhurdur. Kadayıfın altı kızartmadı. Burada kadayıfın altı kızarmadı demek son dakikaya kadar her şey değişebilir demektir. Şartlar Şimdi, olgunlaşmadı anlamında. E, tabii biraz. yani her şey son dakikada belli oldu. Evet. E, bu nedenle e, şu anda refah partisinin yaptığı Nasıl seçime risk ederek kendini belki isteseydi hani 4 milletvekilini alırdı yine. Hı hı. Ya da 5 milletvekilini. Ama almak yerine partisini seçime sokup riske sokup 5 milletvekili kazandı. Şimdi de yerel yönetimlerde kendisine gönül bağlamış bakın belediye başkan adayları önemli değil kazanıp kazanamaları Belediye meclis üyesi olanların partiye bağlılıkları artar. Yani bu bahsettiğimiz e, şansı olmayan partilerin esas amaçları belediye meclis üyelikleri aracılığıyla siyasallaşma ve kendi taraftarını daha pekiştirme, daha kalıcı hale getirme hedefi gidiyor. Onun için refah partisi. Şimdi üç partinin şu anda sloganı aynı. Gerçek belediyecilik. Hı hı. Saadet partisinin e, milli görüş belediyeciliği. Erbakan'ın da Milli Görüş Belediyeciliği. Şimdi ne demek bu üçü de aynı manada? AK Parti gerçek belediyeciliği neyle izah ediyor? Refah Partisi'nin adına Millet Belediye Başkanı seçildiği tarihteki şeyi yapıyor. Ee, öne koyuyor. Ee, bu noktadan bakıldığı zaman Refah Partisinde kopacak oy varsa ya da Saadet Partisi'nden kopacak oy varsa 2019'da olduğu gibi yine şeye gider. Ak Parti'ye gider. 2019'da şimdi 2018'i hatırlayalım. 2018'de Saadet Partisi Millet İttifakında değil miydi? Hı hı. Buna rağmen 2019'da yapılan seçimde kendi adayını çıkardı ve kendi adayını seçim tekrarlanırken yine ısrarla aday yaptı. Peki yani, yani burada yani, Fatih Er temel amacı ne? Erbakan'ın amacı yeniden Refah Partisi'ni alternatif haline getirmek. Getirmek. Yani getirmek ki babasının babasıyla beraber Hiç Şöyle bir analiz yapanınız var mı? O zaman öyle sorayım. Ee, gelenekçiler ya da Aksaçların içinde <laughs> yenilikçiler çıkmıştı. Yenilikçiler bugün iktidarda. Evet. Ee, ve e, yıllar sonra Erbakan'ın Necmettin Erbakan'ın koltuğunu o zaman oldu çok küçüktü aslında. Yani genç dediğim neyse. Ee, işte Hamidiye Camii'nde genelde olurlardı Refah Partisi'nin hemen yanındaydı mikrofonlar cuma günü uzatılırdı soru yanıtlardı ve yanıtlarlardı ve benzeri ee, Fatih Erbakan da o dönem basın tarafından e, git gelleri yakından izlenirdi git gel derken yani partiye gidişleri gelişleri arabası, arabası öğrencilik yılları evet öğrencilik yılları falan ee, hani şimdi de böyle bir ee, bir dakika ya, o dönem böyle böyle oldu. Bugün de ben siyasete çıkıyorum. Asıl bugün de ben gencim gibi bir. Acaba geçmişten kalan bir durum mu var diye Hayır, soruyorum ben. Hayır, geçmişten kalan değil. Babasından devraldığı ve şu anda bırakıldığını düşündüğü milli görüş bağlamında Hı. siyaset yapıyor ve o siyasete ben e, bazı belediye başkan adaylarına baktım, bazı belediye meclis üyeleri adaylarına baktım. Böyle Aralarında aksak saçtıları da var, gençler de var. Yani tabanını ve parti örgütlerini çok sağlam tutuyor. Geçenlerde bir hastaneye gitmiştik. Ee, o arada çekim yapılıyordu. Ben de bekliyordum. Bir yakınımı götürmüştüm. Geçmiş. Biri geldi bana. Dedi ki, sizi televizyonda izliyoruz dedi. Zafer'le de çok çatışıyorsunuz filan. Anlattı Zafer'le hikayeleri. Ondan sonra... Ben de şey zannettim. Ya öyle mi filan. Biz ama büyüyeceğiz dedi. Siz kimsiniz dedim. O hastane ki böyle adamın tipinden şeyinden aklımın köşesinden geçmek ben yeniden refah partiliyim dedi. Hmm. Yani yeniden refah partisini bir strateji üzerine inşa etmişler. Ben orada Doğan Bekim'i tanırım. Hemşerimdi. Mesela o Saadet Partisi'ndeydi. Hmm. Bu faaliyetler başlayırken yeniden refah hareketinde yani hayretle bakardım ya bu genç Fehim Adağ'ın eski e, şeyi, saadetin, faziletin hatta Refah Partisi'nin de ileri gelenlerden Fehim Adağ'ın yani niye böyle yapıyor dedim ama bana bir laf söylemişti. Biz Erbakan Hoca'nın düşüncesini Fatih Erbakan'la yürüteceğiz. Yani şu anda herkesin kafasındaki olan o. Tabi bu e, oyun bir kısmını <laughs> Özellikle söylediği bir laf var. AK Parti'ye oy vermek istemeyen hı hı. ama e, CHP'ye de vermemesi için yani mesela bence Erbakan tam tersine İmamoğlu'na gidecek AK Parti oylarını alıyor. Peki buyurun. Şimdi bir şeyin altını çizmek e, gerekiyor. Şimdi iyi e, İyi Parti Aday çıkarttığı zaman demokrasinin gereği parti aday çıkardı Hı. oluyor. İşte zafet Partisi öyle, Vatan Partisi öyle, Memleket Partisi aday çıkartınca alkışlıyoruz demokrasinin Hı. gereği, dem böyle vesaire, Zafer Partisi. Şimdi bu taraftan böyle muhalefetten bir e, aday e, çıkınca gayet güzel demokrasinin gereği diyoruz. Ama Yeniden Refah Partisi aday çıkartınca bir dakika burada intikam Hı. siyaseti var, akıllara başka Hı. şeyler geliyor. Neyin hesabı Hı. içinde soruyoruz. Bu doğru bir siyaset değil. Hı. Yani bir kere bunu altını çizmek gerekiyor. E niye? Efendim o çıkarsa Murat Kurum kaybedebilir. Dolayısıyla sen çıkma kardeşim, otur evinde. Yani siyaset yapma. Bu bir siyasi partinin e, siyaset yapma alanını kapatmakla aynı şeydir. E, niye ilk partilerde eskiden çurlandınız? Yo ben çullanmadım. Bana söylüyorsa, bana söylüyorsa bana söylüyorsa ben benim söylediklerimden sorumluyum. Ben, yani ihanetle ya. İkiniz de çok iyi biliyorsunuz ki hatta stüdyoda olanlar çok iyi biliyor ki ben seçimler tamamlandı dedim ki bundan sonraki seçimlere her siyasi parti kendi adayıyla çıkmalı dedim. Ta, e, 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 o başka bazı yorumlar herhalde kastetti. Yani Hayır, ben Cp. ben kendimden sorumluyum. Ha. Çullandı ya. Ben Şenemizli. kendimden sorumluyum. Çullananlar olabilir. Ben kendimden sorumluyum. Ben ne dediğimi biliyorum, ne istediğimi biliyorum çünkü. Ha burada da Ekrem e, yani Fatih Erbakan bir aday çıkarmıştır. Yeniden Refah Partisi bir aday çıkarmıştır. Bunda demokrasinin geri diyeceğiz. Arkasında başka bir şey aramadan yani alacağı oy neymiş göreceğiz. Ve milli görüş geleneğinin ben temsilcisiyim diyor. İddiası bu. Ha seçmen karşılık verir vermez onu sandıkla göreceğiz. Peki.